Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Evet, 55 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün ayın 22'si, 22 Ocak 2024 saat yaklaşık 21.10 sularında biz ekran karşısına geçtik. Değerli Üstad Özcan Pehlivanoğlu ile birlikte şimdi Süper Lig'de neler oluyor onu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta içinde bulunduğumuz bugün itibariyle devam ediyor aslında. Yani Kayseri Spor'la İstanbul Spor, bakıyorum bilgisayara, 52. dakika 0-0 gösteriyor. Hemen yarın da bir sonraki hafta başlayacak. Böyle bir programın iç içe girdiği bir dönemdeyiz, biliyorsunuz. Biz şimdi Özcan Hoca'yla öncelikle tabii bir Samsun Spor'u konuşuruz. Fenerbahçe Samsun Spor maçını. Yine Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı ağır, hani Trabzon'un aldığı ağır yenilgiyi konuşacağız. Biraz Beşiktaş'a da konuşmak lazım. Çünkü Beşiktaş'ta da tam işte ağır yenilgi geldi. Bu karşılaşmaları üzerinden ağırlıklı olarak Süper Lig'i konuşacağız. Ben şimdi hemen İzmir'e dönüyorum. Üstad Özcan Pehlivanoğlu'na yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Akın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, teşekkür ediyoruz ve iki de küçük duyurumuz var. Bunlardan bir tanesi Özcan Purde ile ilgili efendim. Özcan Purde iki hafta bizden izin aldı. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü Özcan Purde dişleriyle ilgili sorunları vardı. Doktoru ona işte dişleriyle ilgili bir tedavi programı verdi. İki hafta süreyle ben dedi çok konsantre olamayacağım. Konuşmalarımda da sıkıntı oluyor. Dişlerinde bazı eksiklikler olmuş işin doğrusu. Ve herkese selamımı söyle dedi programda. Ben de baş üstüne dedim. Onun selamını sizlere iletiyorum. İki hafta Özcan burada yok. Sebebi de budur. Onu da belirtelim. İkinci duyurum da zaman zaman söylüyoruz. Bizim kardeş YouTube kanalımız Zaman Mekan Makinesi adına açılmış olan haber sitemiz var. Zamanmekanmakinesi.com haber sitesini de lütfen izleyin. Orada TV55'in yayınlarına da sıklıkla yer veriyoruz. Hatta TV55'in videoları için ayrı bir de köşemiz var orada. Lütfen linkini aşağıya atacağım. Açıklamalar bölümüne oradan bu videonun bitiminde tıklayın ve izleyin diye ricada bulunuyorum. Efendim, Özcan Hocam istersen hemen şeyden başlayalım mı? Yoksa bir önden bir şeyler söylemek ister misin? Yani maçları mı konuşalım yoksa önden bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi Akın Bey şimdi yani söylemek istediğim bir husus var. Ben yani Türk futbolu adına çok üzülüyorum. Çünkü kulüplerimiz artık bu döngüyü, yani bu futbol döngüsünü döndüremeyecek hale geldiler. Ve her geçen günde buna doğru, yani bu döngünün döndürülememesi hadisesine doğru süratle ilerliyorlar. Yani bir kulübün mali işler sorumlusunun yaptığı açıklamaları okudum. Orada diyor ki yani çok sıradan bir takım, yani büyük harcamalar olmayan bir takım. Kulübün diyor günlük 500 bin liraya ihtiyacı var dönmesi için. Süper Lig takımı değil bu. Süper Lig'i düşünüyorum. Korkunç rakamlar bunlar. Yani bizim kulüplerimiz o kadar sağlıksız bir finans yapısına, mali yapıya sahipler ki bu döndürülemez diye artık düşünüyorum. Yani Süper Lig kulüplerinin başında da devasa iş adamları, Türkiye'nin en önde gelen iş adamları olmasa bu kulüplerimiz ne yapardı? Yani bırakın yani kulübün mali yapısını düzeltmeyi, günlük ihtiyaçlarını karşılayamazlardı diye düşünüyorum. Yani zaman zaman Fenerbahçe'nin de zorluk yaşadığını duyuyoruz. Galatasaray'ın zorluk yaşadığını duyuyoruz. Beşiktaş'ın keza öyle zorluklar yaşadığını duyuyoruz. Trabzonspor aynı durumda. Kayseri Spor hali ortada. Adana Demirspor'da neler olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yani bunu çoğaltmak mümkün. Ve Süper Lig'de 7 kulübümüz transfer yasaklısı oldular. Ya bunlar çok düşündürücü. Yani biz futbolu böyle oynatmaya, böyle yaşatmaya, bu şekilde yapmaya devam edersek Türk futbolu batar. Yarın yani batık kulüplere
uluslararası yatırımcılar da sahip çıkmaz. Çünkü uluslararası yatırımcılar şuna bakıyorlar. Ne kadar seyircin türbünlere geliyor? Bizde seyirci türbünlerden kaçtı. Ne kadar forma satışım var? Ne kadar kombine bilet alınıyor? Bu takım başarılı olması halinde ne tip sponsor ve reklam gelirleri alabilir? Hep bunları değerlendiriyorlar. Ondan sonra yatırım yapıyorlar. Şimdi kulüplerimiz bu şekilde kötü yönetilirken bu yöneticiler gitti diyelim. Yerlerine ulusal veya uluslararası yatırımcılar bu kulüpleri almak istediler. Alırlar mı sizce? Almazlar. Yani 500 tane, 1000 tane kombine satamayan bir futbol kulübünü yabancı yatırımcılar niye alsınlar? Şimdi Acun Ilıcalı Hulsti'yi aldı. Ama Hulsti'nin türbünleri dolu. Yani bakıyoruz Bundesliga 2, İtalya Ligi'nin 2. ligi, İngiltere'de Championship. Yani tribünler dolu. Onların bu Süper Ligimiz ayarındaki ligleri, birinci ligleri, prima ligleri, onlar da dolu. Yani bir ekonomi var. Futbol ekonomisi orada tıkır tıkır işliyor. Bizde ne yazık ki işlemiyor. Bu açıdan çok üzülüyorum. Yarın bu kulüplerimizin çoğu kapılarına kilit vururlar. Ancak işte böyle bazı iş adamlarının korkunç paralarla destekledikleri kulüpler ayakta kalırlar. Bu futbolumuzu daha da yani biz diyoruz ya yok efendim Futbol Federasyonu'nun iddiası işte Türk futbolunun imajı ve marka değeri artsın. Onun için Süper Kupayı Suudi Arabistan'da oynamak istedik falan gibi böyle savunmalar yapıyoruz ama yok yani bunlar bizim yani istatistiklere bakınca seyirci, kombine, İşte taraftar sayısı, maça gelen insan sayısı, sponsorluk ve reklam ücretleri vesaire istatistiklere bakınca bizim kulüplerimizin gerçekten çok zor durumda olduğunu gösteriyorlar. Ve biz ister istemez bir yabancı transferi enkazına dönüştük ülke olarak. Çok garip. O kadar çok yabancı futbolcu var ki ülkemizde. 85 milyonluk bir ülkede. Futbolcu yetiştiremiyoruz, futbolcu çıkartamıyoruz ortaya. Süper liglerimizde, büyük takımlarımızda bunları oynatamıyoruz. Ve hem Süper Lig'de hem TFF birincilikte korkunç sayıda yabancı oyuncu var. Bunlar kulüplerin bütçesini de bence hiç yaşanamaz bir hale getiriyorlar. Bir de tabii kulüplerin de çok kötü yönetimi var. Ben bir oyuncu ismini vermeyeyim şimdi. Beyaz Rusya'ya gidiyor. Orada Minsk, Dinamo Minsk'e gidiyor. Burada 600 bin euro alırken orada yıllık 23 bin euroya oynuyor. Yani insan değil mi? Pes, niye biz bu oyuncuya 600 bin euro veriyoruz? Hadi yabancı bir ülkeye geldi diye 23 bin euro değil de 50 bin euro verelim. Ama 600 bin euro veriyoruz. Yani böyle bir kötü futbol yönetimi, yani bu kulüplerimiz, bütün kulüplerimiz için söylüyorum bunu. Emin olun kapılarına kilit vurma aşamasına gelirler. Yani artık böyle bir süreci yaşayınca mı kafamız dank edecek? Ben bir anlam veremiyorum. İnşallah futbol kulüplerimiz böyle bir sürecin içerisine girmezler. Ama işte o bir futbol kulübünün mali işler sorumlusunun kendi ortalama birlikte oynayan takımının günlük 500 bin lira ihtiyacı olduğunu söylemesi beni çok düşündürdü. Yani çok sıradan birlikte günlük 500 bin lira. Yani çünkü artık tesislerde bir futbol takımının tesislerinde en az 50 kişiye yemek çıkıyor. Çünkü bir yemeğin maliyeti de çok artmış. 50 kişiye yemek çıkıyor. Sabah kahvaltısı hazırlanıyor. Yani futbolcular hem idman yapacaklar hem de beslenmelerini sağlayacaklar. Çünkü sadece idmanla yürümüyor bu iş. Maç başına primleri var, galibiyet primleri var, maç başına alacakları var. Ya günlük 500 bin lira benim mali işler sorumluluğunu yaptığım kulübün günlük 500 bin lira ihtiyacı var. Biz her gün bu takımı yaşatmak için 500 bin lira arayışı içerisinde izledi. Çok düşündürücü. Çünkü günlük 500 bin lira demek aylık 15 milyon lira demek. Yani nereye kadar yani? 15 milyon lira Türkiye şartlarında çok büyük bir rakam. Onun için ben hepimizi düşünmeye davet ediyorum.
Futbolu onarmaya davet ediyorum. Kulüpleri onarmaya davet ediyorum. Futboldaki mantalitemizi değiştirmeye davet ediyorum. Bunları yapamazsak, yani emin olun Türk futbolu şeye de gitmez. Yani böyle, yatırımcılar da almaz yani. Hadi yatırımcıların almasını bir kurtuluş olarak görüyoruz. Ama almaz yani, anlatabiliyor muyum? Yabancılar da almaz. Yatırımcılar da almaz. Şimdi yabancılar almaz demeyelim. Yatırımcılar da almaz. Çünkü hiçbir iş adamı kar etmeyeceği bir işe para yatırmaz. Bence bu husus üzerinde çok iyi düşünmeliyiz derim. Evet hocam, haklısınız. Gerçekten endişe verici. Şimdi hem bir giriş yapmak anlamında hem de sizin söylediklerinizi tamamlamak anlamında bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması vardı bu hafta. Deplasman tribünü için istenen bilet ücreti 900 liraydı. 900 küsür lira bir ücret. Bu bir anda ilk anda bir tepkiye yol açtı Samsun'da. Ya ne oluyor falan dendi. 900 lira nasıl yani dendi. Sonra baktılar ki Fenerbahçe'nin şeyleri, zaten kale arkaları falan 700-800 lira. İşte normal tribünleri 3-4 bin lira. Ve tribünleri full. Yani Fenerbahçe'ye gelince tamamen full. Biz ise bu rakamları yani Samsunlular olarak 900 lira falan gibi rakamları afaki rakam olarak gördük. Ve bir de hani iyi kötü tribünü dolduran bir şey, Türkiye'nin en çok taraftarını tribüne çeken 5. takımı Samsunspor. Ve ona rağmen taraftarında böyle bir duyguya sebep oluyor Fenerbahçe'deki deplasman tribünün ücreti ki Fenerbahçe'nin normal tribün fiyatlarıyla karşılaştırıldığında şey değil. Hani anormal bir şey yok aslında. Sadece biz Samsunlulara şey geliyor. Anormal geliyor fiyat. Yani bu şeyi de gösteriyor. Kulüpler arasındaki mali dengesizliğin de artık çok yönetilemez duruma geldiğini de gösteriyor. Sizin bir tarafta şey yapamayan, tribünleri zaten hiç dolduramayan takımlar olduğu gibi doldurabilen takımlar da taraftarının bütçesi kısıtlı. Türkiye'deki genel gelir adaletsizliğinin bir yansıması. Bu tabii bir başlangıç olarak söyledim ben bunu. Biraz buradan maça da geçelim. Hocam, karşılaşmanın açık ara favorisi Fenerbahçe'ydi. Herkes Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordu ve erken 12. dakikada gelen İrfan Can Kahveci'nin golüyle de Fenerbahçe'nin öne geçmesiyle birlikte hani açık ara Fenerbahçe'nin kazanacağı bir karşılaşma olabileceği vehmedilmeye başlamıştı ama sonradan Samsunspor'un dirençli bir oyun sergilediğini gördük. Biraz şansı da yaver gitti. O da kabul etmek lazım ama ne kadar olursa olsun beklenenin çok ötesinde iyi top oynayan, iyi direnen ve Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatan bir Samsunspor izledik ve netice itibarıyla biraz da bir golle, hani enteresan bir golle, bir free kick golüyle Samsunspor bir puanı çıkartmasını bildi. Tabii eleştirilen konular oldu. Fenerbahçe camiasında oyuncu değişikliklerinin eleştirildiğini gördük. Akşam Galatasaray'ın aldığı galibiyetle birlikte birleşince bu skor Süper Lig'in şampiyonluk yarışını da etkileyen bir hale geldi. Ne diyeceksiniz hocam Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasıyla ilgili? Siz ne değerlendirmeler yaparsınız? Şimdi bir defa ilk önce bu bilet fiyatları ile ilgili bir düşüncemi ifade etmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe takımı dolarla ve euro ile kurulmuş bir takım. Türk lirası ile kurulmamış bir takım. Müthiş derecede para harcanmış bu takıma. Şimdi 900 lira misafir tribünü için 30 euro bile değil, 27 euro falan civarında. Şimdi 27 euro Avrupa statlarında çok sıradan bir rakam yani. Ve 27 euro kazançlar açısından da çok sıradan bir rakam yani. 27 euro. O kadar büyük bir para değil. Ama biz Türkiye'de euro ile yaşamıyoruz. Euro ile yaşamadığımız için de gelirimiz son derece sınırlı olduğundan, paramız da çok değersiz olduğundan öyle maçlarda 900 lira bileti acayip karşılıyoruz. Aslında değil. Çünkü bu takım euro ile kurulmuş. Dolarla kurulmuş. Dolar ve euro kuru ortada. Onun için Samsunsporlu taraftarlar buna kızmasınlar, tepki vermesinler. Fenerbahçe tribünleri niye dolduruyor? Şimdi Fenerbahçe stadı nerede bilmiyorum, biliyor musunuz?
Ben başladık Kadıköy'ün ortasında, Bağdat Caddesi'nin girişinde. Öyle yürürseniz Kadıköy'ün iskelesinde indikten sonra direkt Fenerbahçe Stadı'na çıkarsınız. Ondan da devam ederseniz Bağdat Caddesi. Şimdi bu bölgenin sosyoekonomik yapısı çok güçlü. Fenerbahçe zaten bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye hitap eden bir ülke. Hatta yurt dışından maçlarını seyretmek için sadece bu maçlara binip gelenler var. Ama nasıl geliyor adam yurt dışında? Atıyorum Berlin'den, Almanya Berlin'den buraya geliyor. Kaç para uçak bileti? 100 euro geliş, 100 euro geliş. 200 lira veriyor adam. Bir de maça geliyor. 50 euro da maça veriyor. 50 euro ne kadar? 1,5 milyon lira. Hadi 100 euro da maça versin. 300 euro. Ayda bir Fenerbahçe'nin maçına geliyor Berlin'den adam yani. Veya iki defa geliyor yani. Çünkü 300 euro öyle, 300 euro böyle harcası 600 euro. Sabah geliyor, akşam gene uçağına biniyor, Berlin'e dönüyor. Fenerbahçe böyle bir taraftar camiasına sahip bir kulüp. Ama fiyatlar son derece normal. Ama bize göre çok pahalı. Türk insanına göre, Türk lirası kazanan, Türk lirasıyla yaşayan insana göre çok pahalı. Ve evet, Türkiye... Hocam, fiyatlar normal, biz fakiriz. Evet, biz fakiriz. Yani Türkiye'de, hayır bir de şu var yani, bir de şu gerçeği gözden kaçırmayalım. Türkiye Avrupa'dan pahalı hale geldi. Bu lafın altını çizdi. Türkiye Avrupa'dan pahalı hale geldi. Yani birçok kalemde bizim ülkemizde aynı emtia daha fazlaya satılıyor. Avrupa'da gidip 80-90 euroya aldığınız bir şeyi burada 170-180-200 euroya alıyorsunuz. Neden? Burada üstüne ekstra gümrük ve vergiler biniyor. Ve bir de bunu Türk lirası kazanarak ödüyorsunuz. Onun için Türkiye'de gariplikler yaşıyoruz. Bu gariplikler tabii bilet fiyatları da yansıyor. Ama Fenerbahçe'ye haksızlık etmeyelim. 900 lira çok normal bir para. 27 euro. 27 eurocuk. Yani ama tabii 10 bin lirayla milyonlarca emeklisinin yaşamak zorunda olduğu bir ülkede 900 lira büyük para. Yani maçtan bakmak lazım. Şimdi bu maçla ilgili biliyorsunuz biz geçen hafta konuşurken Fenerbahçe Samsun Spor maçı ile ilgili konuşurken ben şöyle bir tahmin yapmıştım. %99 Fenerbahçe kazanır, %1 beraberlik olur. Samsun'un hiç galibiyeti şansı yok demiştim. Ama bana göre Samsun Spor'un biraz daha çok şansı olsaydı Fenerbahçe'yi yenebilirdi ve 3 puan alabilirdi. Bununla ilgili son dakikalarda bir pozisyon da Samsun Spor'un eline geçti. Fakat kaleci Livakovic gerçekten çok güzel kurtardı o pozisyonu da. Hakkını yemeyelim, hakkını teslim etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe iyi oynamadı değil, Samsun Spor doğru oynadı. Bakın burada güzel oynadı, iyi oynadı falan demiyorum. Doğru oynadı, Samsun Spor doğru oynadı. Samsun Spor Fenerbahçe'nin yıldızlarını topu alır almaz ikinci pası yapmalarına engel oldu. Ve pas yapamayınca özellikle ceza alanı içerisinde ki 12. dakikada ilk defa böyle bir pas verdiler. Tadiç topu indirdi. Çok harika bir paslaşma o. Fenerbahçe'nin işte böyle paslaşmalar yapmasına ceza alanı içerisinde Samsun Spor izin vermedi. Bu çok doğru bir taktik. Yani Gistol'u kutluyorum. Ben biliyorsun uzun haftalardan beri Samsun Spor'un Gistol'a sımsıkı sarılması gerektiğini bu programlarda defaatle anlattım. Ve çok doğru bir taktikle oynadılar. Fenerbahçeli oyunculara özellikle Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü bölgesinde top yaptırmadılar. Bu ne oldu? Fenerbahçeli oyuncuların top almak için veya pas yapmak için ceza alanının dışına gitmelerine sebebiyet verdi. Çünkü ceza alanının içinde bu paslaşmaları yapamayınca, ceza alanının hemen önünde bu paslaşmaları yapamayınca Fenerbahçe'li futbolcular, özellikle Tadić ve Szymański ağırlıklı bu paslaşmalar oluyor. Fred de baskı yedi. Fred de istediği gibi topu kullanamadı. Ve Fenerbahçe istediği işleri yapamadı ve oyuncuları hem yoruldu, Fenerbahçe'nin yıldızları yaşları itibarıyla Dzeko ve Tadić bunların başında geliyor.
Hem de sinirlendiler netice alamayınca. Taraftar baskısı da var tabii. Bu Samsunspor'un direnciyle de karşılaşınca bu oyun şekli, yani Samsunspor bundan önceki maçlarda oynamadığı kadar daha dirençliydi, daha ataktı, daha bilerek ve isteyerek oynadı, daha mücadeleciydi. Bu tabii böyle bir durum ortaya çıkınca Fenerbahçe'yi zorladı. Şimdi kaleci Okan Kucuk'a da hakkını teslim etmek lazım. Çok güzel kurtarışlar yaptı. Şimdi bir kalecinin şansı var diyemeyiz. İyi pozisyon alması da çok önemli. Okan Kucuk pozisyonlar aldı. Biliyorsunuz ben yine bu programlardan bir tanesinde kaleciyle oynamamak lazım demiştim. Bir kaleci hatalı goller yese bile bir takım kurulurken bir kaleciye denir ki sen birinci kalecisin, sen ikinci kalecisin, sen üçüncü kalecisin. Böylelikle kaleciler arasında bir rekabet olmaz. Herkes görevini bilir, sırasını bekler demiştim. Şimdi Okan Kucuk da bu takıma birinci kaleci olarak alınmıştı. Ve ona ne kadar hatalı goller yenilse yensin, taraftarın sahip çıkması lazım. Onun eleştirilmemesi ve kaybedilmemesi gerekir demiştim. Şimdi işte Okan Kucuk bir sene kaleye geçmediği için bu çok önemli bir şey kalecilikte. Eğer oynamazsanız yetenekleriniz köreliyor maalesef. Şimdi Okan Kucuk yeniden işte o Giresun Spor'daki başarılı dönemini bence yakalamaya başladı. İyi pozisyonlar aldı. Yani bir kalecinin iyi pozisyonlar alması çok önemli, iyi kurtarışlar yapabilmesi için. Okan Kucuk da bunları başardı diye düşünüyorum. Okan Kucuk'un başarılı kurtarışları, Samsunspor'un dirençli ve mücadeleci futbolu ve taktik disipline bağlı kalmaları. Bakın bu çok önemli bir şey. Bir takım taktik disipline bağlı kalmıyorsa kaybeder. Şimdi Gisdol kendi futbol anlayışını, kendi taktik anlayışını, takımdan neler istediğini, neler beklediğini anlatıyor takıma ve anlatmış Fenerbahçe maçında, onu gördük. Ama tabii esas güzel olan takımın buna olumlu tepkiler vermesi. Yani siz anlatırsınız, bazen denersiniz, tekrar tekrar yaparsınız ama netice alamazsınız. Takım size istediğiniz tepkiyi vermeyebilir ama Samsunspor'da öyle olmadı. Bu maçta da öyle olmadığını gördük. Gisdol'ün istediklerine çok iyi tepkiler verdi diye düşünüyorum. Samsunsporlu oyuncuları. Bu yüzden bu bir puan moral motivasyon açısından Samsun'un bundan sonraki haftalara olumlu bakmasını sağlayacak bir faktör olarak benim önümde duruyor. Samsunspor'un önünde duruyor. Samsunlar bu Fenerbahçe karşısında elde edilen bir puandan dolayı keyif almalılar, mutlu olmalılar ama bu onların ilerideki haftalara daha iyi bir motivasyonla hazırlanmalarına neden olmalı ve bunu bu anlamda değerlendirmeliler. Yoksa işte efendim bu zaferdi, 5. Fenerbahçe zaferini elde ettik, işte Kurbağalı Dere'de Fenerbahçe'yi dereye döktük falan gibi böyle amasi işlere kalkışırlarsa bundan sonraki maçlardaki motivasyon meselesini çözememiş olurlar. Bence Gisdol her şeyin farkında. Bu maç geçti gitti bitti. Ayakları çok sağlam bir yere basan bir teknik adam. Ben biraz Almanları tanırım, o ülkede bir müddet yaşadığım için. Almanlar çok mantıkla hareket ederler. İş disiplinleri vardır. Böyle hayalci değildirler ve zafer sarhoşluğuna düşmezler. Gisdol de böyle bir adam. Onu da izliyorum. Bu kanalda yaptığımız konuşmalardan dolayı, programlardan dolayı. Ondan dolayı bu maçın böyle bir motivasyon yüklemesi lazım Samsun takımına. Samsunspor bundan sonraki haftalarda bu maçtan da aldığı güçle daha ayakları sağlam yere sağlam basan ve ne yapmak istediğini çok iyi bilen ve almak istediği puanları toplayabilecek bir takım üyetine bürünecek diye gösteriyorum. Fenerbahçe maçındaki oyun anlayışı, mücadele anlayışı çok önemli. Bir de tabii burada iki tane önemli oyuncu var. Emre Kılıç'la Taylan Antalyalı. Bunlar ikisi de Galatasaray'dan geldiler. Ben ikisini de bu maçta çok iyi gördüm. Bunu söylemem lazım. Gerçekten iyi gördüm. Özellikle Emre Kılıç'ı golü dağıttı. Herhalde bir free kick'ten kariyeri boyunca attığı ilk golmüş bu Emre Kılıç'ın.
Birçok ilginçlik de tesadüf de bir araya geldi bu maçta diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe takımına gelince yani Fenerbahçe takımı yani iyi şeyler söylemek istiyorum. Ben Fenerbahçe bu sene iki takım maçını seyrediyorum. Yalan yok ya yani. Oturup ciddiyetle takip ettiğim iki maç, iki takım maçı var. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Fakat bu hafta Fenerbahçe'den aradıklarımı bulamadım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu takım farklı şeyler deneyebilmeli. Çünkü siz eğer belli bir taktikle oynuyorsanız, oyuncularınızın da sahada ne yaptığı artık rakipleriniz tarafından anlaşılıyorsa, rakipleriniz mutlaka sizin oyun anlayışınıza ve oyuncularınıza tedbir alacaklardır. O zaman siz ne yapmanız lazım? Oyuncularınızın sahada farklı şeyler yapmasını çalıştırmanız lazım. Farklı şeyler denemeli ki rakiplerini yanıltabilsinler, neticeye gitsinler. Şimdi Fenerbahçe takımı hep aynı şeyleri yapıyor. Bu da tabii rakiplerinin tedbir almasına sebebiyet verecek. Bir yerde yani iyi gitmeyen bir şey var. Yani oyuncuların bugüne kadarki tecrübeleri sebebiyle çok iyi oyuncular var. Bugüne kadarki tecrübeleri sebebiyle, futbol bilgileri, futbol tecrübeleri sebebiyle sahaya kendilerini koydukları bir futbol var. Bence Fenerbahçe taktik açıdan, teknik açıdan biraz daha farklı düşünmeli, kendini geliştirmeli ve önümüzdeki maçlara hazırlık yapmaları. Yoksa mesela 3 kulvarda mücadele ediyorsunuz. Türkiye Kupası, Avrupa Kupası, Lig Şampiyonluğu, yani hep aynı şeyi oynarsanız, aynı futbolcularla oynarsanız, aynı taktik içerisinde hareket ederseniz rakipleriniz sizi çözeceklerdir. Bugün Samsunspor sizi çözer, yarın başka bir takım çözer. Avrupa sahalarında da hepten çözerler. O zaman sıkıntıya girersiniz. Bence mesela Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında çok zorlu maçlar bekliyor. Çünkü Fenerbahçe çabuk geriye dönemeyen bir takım hüviyetinde. Bu da Fenerbahçe açısından düşündürücü. Fakat Dzeko'dan ve Tadiç'ten sonra Bonucci'nin de takıma gelmesi bence bu takımın seyir zevkini artırıyor. Cengiz Ünder'e bu paralar nasıl verildi ben gerçekten şaşıyorum yani. Cengiz Ünder benim için tam bir hayal kırıklığı. Zaten ben Fenerbahçe kulübünü yönetseydim Cengiz Ünder'e o kadar büyük para vermezdim. Bir de tabii Emre Mor'u kazanmak lazım. Emre Mor çok enteresan adam. Neden kazanılmıyor bilmiyorum. Emre Mor'da bir motivasyonsuzluk içerisinde ama Emre Mor'u kazanmak lazım. Puanlar eşitlendi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Bundan sonraki haftalar daha zor geçecek Fenerbahçe açısından diye değerlendiriyorum. Evet hocam, tabii Galatasaray'da konuşacağız ama bir araya bir şey sormadan atlamak istemedim. Şimdi Samsunspor'da konuşulan konulardan bir tanesi transfer. Tabii takım son haftalarda iyi gidiyor ama belli noktalarda da sıkıntısı olduğu belli. Takımın standart bir sağ açığı yok mesela. Sol bekte de sorunlar olduğunu biliyoruz. İşte Soner'le yürümeyince şimdi Bola'yı oraya yetiştirmeye, oraya hazırlamaya çalışıyor hoca. Ama belli noktalarda transfer ihtiyacı var gibi gözüküyor. Şimdi burada nasıl bir transfer stratejisi izlenmeli? Samsunspor'un Gistol'un ortaya koyduğu bu işte temaslı oyun diye hani ben nitelendiriyorum. Bu oyun sistemine uygun, mesafeleri daraltan, koşan, işte atletik futbolculardan oluşan kadroyu destekleyen bir tipte transfer mi yapmalı? Yoksa Samsunspor'un oyununu yükseltecek işte yıldız şeyli hani apoletli oyuncu mu transfer etmek lazım? Ne dersiniz? Bu konuda sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Şimdi Akın Bey, biliyorsunuz bir dönem için transfer yasağı ertelendi. Yani diğer dönemlerde Samsunspor yasaklı hale gelecek. Şimdi burada geçen hafta da söyledim. Samsunspor önümüzdeki iki yılın, bu yılı geç, önümüzdeki iki yılın takımını kurmak zorunda. Ona göre transfer yapacak. Şimdi 6 oyuncu yeter mi? Mesela 6 oyuncu yeterse bunların 3 tanesi atletik yapıda koşan, mücadele eden, takımın temposunu yukarıda tutan ama 3'ü de yıldız olma özellikleri taşıyan oyuncular olmalı diye düşünüyorum. Şimdi tabii böyle oyuncular çok pahalı. Yani bu tip oyuncuların 6'sı da çok pahalı. Ama şunu diyebiliriz ya, sakatlığı var, cezaları var, şimdiki oyuncuların şeyi var, sıkıntısı var, problemleri var.
o zaman 8 oyuncu alman lazım. Ama şimdi yani 8 oyuncu da bedava değil yani. Bunu da görmek lazım, düşünmek lazım. Yani Yüksel Yıldırım'ın kasasında bu işle ilgili ne kadar para var? Çok önemli. Yani bana göre ben o yıldız olma kapasitesi gösteren oyuncuların da takımda olmasını istiyorum. Bir de koşan, senin temaslı dediğin, o takımın temposunu yükselten, karşı takımın oyunu bozan, aynı zamanda tabii onların belli bir oranda teknik kapasiteleri de yüksek. Biz dışarıdan pek hep koşuyor koşuyor görüyoruz adamın da ayağına top aldığı zaman pas yapabiliyor. Oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Yani böyle oyuncular da var yani. Mesela Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le Fred bu tip oyuncular yani. Şimdi tabii iyi oyuncular almalı Samsunspor. Samsunspor'un boşa harcayacak parası yok. Bir de Samsunspor'un ya bu transferde yapmadım, Haziran'da Temmuz'da bunu yaparım diyecek durumu da yok. Yani hadi bu transferi geçelim, biz bundan sonraki süreçte yapalım deme durumu da yok. Çünkü 2 yıl cezalı bundan sonraki süreçte. 2 transfer dönemi cezalı. Şimdi bence yani o dengeyi iyi kurmalı diye düşünüyorum. Hem teknik kapasitesi yüksek, yıldız vasfı taşıyan. Yani mesela bir 10 numara ama süper. Bunlar tabii çok pahalı oyuncular yani. Hele Türkiye'ye, hele Samsun'a böyle oyuncular ucuza gelmezler. Bir de Samsun'da onları Samsun'a alıştırmak lazım, motive etmek lazım. Bak bir Bakasetas Trabzon'da kalamadı yani. Anlatabiliyor muyum? Neden? Bıktı çünkü Trabzon'da yaşamakla. Tabii bunlar söylenmiyor da. Ya, anlatabiliyor muyum? Çünkü adam bıktı, Avrupa'ya gitmek istiyor yine. Kendi ülkesine dönüyor işte. Daha rahat, daha özgür, daha istediği gibi bir hayat, bir yaşam. Onun için Samsun'a getireceğin oyuncuları transfer ettiğin, para harcadığın kadar bir de onları Samsun'a adapte etmek lazım. Burada tabii Samsun kentine büyük görev düşer. Yani medyasına, işte taraftarlarına, esnaflarına, anlatabiliyor muyum? Sosyal donatı alanlarında iş yerleri çalıştıran veya orada değişik vazifelerle görevli olan insanlara. Yani futbolcular başka türlü Samsun'a motive olamazlar yani. Samsun'da yaşayamazlar yani. Onun için bana göre 8 alınırsa, 8 oyuncu alınırsa amenna. 6 alınırsa sıkıntılar olabilir. Yani en az 8 oyuncu Samsun'a gelmeli diye düşünüyorum ve bu özellikleri taşıyan oyuncular olmalı. Ama bunlar da ucuz oyuncular olmayacak. Yani bunlara bakın, programın girişinde biliyorsunuz yani nelerden bahsettik. Kulüplerin finansmanından bahsettik, mali yapılarından bahsettik. Yani bunlar da tabii çok büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bizim Türkçemizde meşhur bir söz vardır, bekara karı boşamak kolaydır diye. Şimdi bize de buradan Samsun'a transfer yapmak çok kolay. Şu adamları alın, bu adamları alın demek çok kolay. Bir de bunu Yüksel Yıldırım'a sormak lazım. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bu tip transferleri olası kılıyor mu Samsunspor açısından? Bunun cevabını da Yüksel Yıldırım vermesi lazım. Bana göre transfer yapsa da amenna, yapmasa da amenna. Çünkü bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Samsun kenti bu olası bir şey yani. Bütün yükü Yüksel Yıldırım'ın üzerine yıkmış. Her kent Yüksel Yıldırım gibi bir iş adamı bulsa, her kent kendi futbol takımını o tip adamların üzerine yıkar. Onun için inşallah benim dediğim gibi bu 8 oyuncu olacak diye düşünüyorum bana göre. Geleceği de düşünmek lazım. İnşallah bu transferleri yapar. Yapınca da transferler üzerine kendi düşüncelerimizi ifade ederiz. Şu iyi olmuştur, bu iyi olmamıştır falan diye ifade ederiz. Ama bütün yani transfer yanlışlarına rağmen Gisdol'ün bir şeyleri toparladığını da söylemek lazım yani. Geçmiş dönem transfer edilen oyunculardan da Samsunspor kör topal da olsa bir verim almaya başladı. Bunu da kabul etmek lazım. Ama bakacağız bundan sonraki transferler nasıl olacak. Bana göre o işte senin dediğin, sorduğun soruda dengeyi bulması lazım takım. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.